Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Bu hafta e, gündemin konusu Bayan Basketbol. <laughs> Fenerbahçe, Bayan Basketbol takımı Fenerbahçe Öznür Kablo e, namalip şampiyon oldu. Rakibi Galatasaray 3-0 yenerek e, hiç yenilmeden şampiyonluğa ulaştı. Daha önceden playoff maçlarında Hatay Belediyesi, Çankaya Üniversitesi ve finalde de Galatasaray ile karşılaştı. Galatasaray ile karşılaştığı ilk maçta 73-66, ikinci maçta 70-57, üçüncü maçta da 71-56'lık skorlarla Galatasaray'ı 3-0 yenerek namalip olarak şampiyonluğa ulaştı. Zaten Final Four'da da karşılaşmışlardı. Orada da bir kez yenilirdi. Onun dışında da zaten yenilgisi de yoktu gerçi finali de kaybetti. E, takımına, Rusya'nın Dinamo Kurs takımına. Yani final orada da üçüncü sırada üçüncü sırada tamamlamayı başardı. Tamamlamayı başardı. Yani gerçekten büyük bir başarısı var. Geçen sene pandemi nedeniyle yani Covid-19 nedeniyle maçlar yapılmamıştı. Yapılmadığı için de yani bütün işte şeyler boşa gitti. Kupalar falan oynayamadılar. Gerektikte gerek şeyde yarıda kesildi ve öylece kaldı. Geçen sene de eğer oynansaydı zaten kazanırdı. Çünkü ligin favorilerinden biriydi. Ayrıca Avrupa'da da e, Sev, Sev Kupası'nı da kazanabilirdi yani. Ama ne yazık ki olmadı. Bu sene de denedi. Zaten yaklaşık 9 kezdir finale e, Final Four'a katılıyor. Ama final oynadı iki kez. Bir türlü kazanamadı. Daha önceden de Galatasaray kaybetmişti finalde. Zaten e, tek rakibi var herhalde. O da Galatasaray oluyor genelde. Z Şimdi bunu ligde de aynı şekilde. E, 15. Ke 15. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Gerçekten büyük bir başarı. Bayanlar basketbolu, bayanlar değil, kadınlar basketbolunda e, Herolef e, bayan basketbol e, liginde şampiyon olmayı başardı tebrik ediyoruz. Gerek Laponya zaten geldiğinden beri çok iyi bir şey çıkartıyor. Zaten Yagopava var. Diğer basketbolcular da zaten gerek elinden geleni yaptı. Aslında oyun kurucularda biraz sorun var ama onlar da zaten eğer düzene girerse Avrupa'da şampiyonluğa gider. Olcay Çakır ne yazık ki yani istenilen verim alamıyor. Daha önceden İstanbul Üniversitesi'nde oynarken çok iyi oynuyordu ama burada bir ilk geldiği zaman iyi oldu. Daha sonra o şeyi yakalayamadık. İyi bir oyun kurucu olduğu zaman zaten işte zaten oyuncun oyun kurucun kadar konuşuyorlar ya ya basketbolda oyun kurucun ne kadar iyiyse şampiyonlukta öyle geliyor. Kiastok olsun, Seli olsun hepsi birbirine muhteşem bir basketbol oynadılar. Zaten Fenerbahçe kadro olarak da gerçekten iyi. Onun içinde de gerekeni yapıyor ve sonuçta da başarı yakalıyor tebrik etmek gerekiyor. Bakalım gelecek yıllarda aynı başarıyı yakalayabilecek mi? Ama kadroyu ona göre kurmaya çalışıyorlar. Zaten taraftar olan takımların başarılı olma ihtimali yüksek. Bunda da zaten Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun zaten bunu elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Avrupa'da da çok başarılı. hani geçen voleyboldan bahsetmiştim. Takım sporlarında bir de basketbol da gerçekten çok başarılı. Avrupa'dan kupada getirmişti Galatasaray yani. Fenerbahçe de zaten bu şekilde devam ediyor yoluna sürekli. Yani final for'a kalma ihtimali oluyor yani. Çok bir sene ne kalmadı herhalde. Genelde çok başarılılar. Tebrik etmek gerekiyor. Yani gerek takımı gerek kurucu hani Fenerbahçe kulübünün tüm yetkililerini öncelikle tebrik etmek lazım. Gerçekten iyi bir kadro kurdular. İnşallah yani gelecek sene çok başarılı bir performans izleyerek bu kez final for'da şampiyon olup da şampiyonlar ligini de kupasında getirirler herhalde diye düşünüyoruz. Geçen zaten geçen senelerde oynanan kupa maçlarını falan da kazanmıştı Fenerbahçe'ye de. bu konuda zaten rakipsiz bazen işte belediyelerin kurduğu takımlarla şey olmaya çalışıyorlar ama genelde Galatasaray rakibi oluyor veya Hatay Büyükşehir oluyor, Mersin oluyor işte ne bileyim yani İstanbul Üniversitesi olmuştu bir. Genelde rakipler değişiyor ama sonuçta Fenerbahçe hep liderle oynuyor veya şampiyonla oynuyor. Yani bunu da görebiliyoruz. Gerçekten çok başarılı bu konuda Fenerbahçe en basketbol takımı. Yıkılmaz bir armada. Hiç yenilmeden şampiyon olmak bunu ikinci kez tekrarladı. Bu da çok büyük başarı. Hiç maç kaybetmeden zaten Şampiyonlar Ligi'nde de tek kaybettiği maç vardı. Orada da kaybetti. Yoksa o zamana kadar da maç gene kaybetmemişti. o sene de çok başarılıydı. Gerçekten muhteşem bir başarı. Diğer branşlarda da böyle olmasını bekleriz. Ama henüz o branşlarda o yok yani. Bayan voleybolda da başarılılar da. Ama bayan basketbol gerçi basketbolda şampiyonlar yani Euro, 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 Euro League finalini kazandı Fenerbahçe erkek basketbol takımı. Bakalım bayan basketbol takımı da bunu başarabilecek mi? Tabi erkeklerin işi daha zor. 33 maç oynuyorlar. Bayanlar biraz daha avantajlı playofflara kalıyor. Yani bakalım. Hep beraber göreceğiz. Anne Yagopa zaten bu e, Bright McBride desin. Gerçekten zaten sayı Kral ona da özel ödül verildi. Hepsini tebrik ediyoruz. Gerçekten başarıların devamını diliyoruz. E, diğer takımların da böyle olmasını istiyoruz. E, keşke yani 4-3-4 büyük kulübün yani mesela bayan basketbolları olsun, diğerleri olsun sürekli böyle başarı olsa daha iyi olacak. Çünkü seyircisi olan takımların şeyi de fazla oluyor. O zaman da başarı daha da iyi oluyor diye düşünüyorum. Çünkü diğer takımlar da mesela bir aralar bu mesela onu yapmıştı ama seyirci faktörü olmayınca yani bir yere kadar gidiyor. Bir yerden sonra zaten o da bitiyor. Onun için daha başarılı olmak istiyorlarsa Mutlaka ve mutlaka seyircili takımlara biraz da destek çıkılırsa bu konuda. E, tabi bu konuda Fenerbahçe, e, Öznur Kablo yani gerçekten e, teşekkür etmek gerekiyor. Yani iki yıldır burayı destekliyor. Yani sponsorlar olursa başarı da daha iyi geliyor. Çünkü kulüpleri ayakta tutan genelde yani tabi sponsorlar ne kadar destek çıkarsa. Bir de şimdi reklam sponsor yani forma reklamlarını da daha geliştirirlerse herhalde daha da başarılı olacak bu işler diye düşünüyoruz. Her iki takımı da tebrik ediyoruz ama tabii Fenerbahçe'ye özel tebrik ediyoruz. Başarmak önemli. Kazanan e, tebrik etmek gerekiyor. Kaybeden de bir dahaki bahara diyelim e, ilerleyen zamanda. Zaten bu çekişme sürekli devam edecek. Yani bu sadece e, bayan basketbolda değil. Bütün branşlarda Fenerbahçe Galatasaray'a çekişmesi devam ediyor yani. Tabii Kazanan mutlu oluyor, kaybeden de üzüntülü oluyor ama sonuçta dünyanın sonu değil. Ee, gene işte 3 ay sonra yeniden ligler başlayacak. Tekrar da buradan e, bütün takımlara başarılar diliyoruz yani. Herkes elinden geleni yapıyor. Mesela geçen sene de mesela Fenerbahçe şeyde kaybetmişti. Bir evim e, Elazığ e, özel idare mi ona kaybetmişti. Tek maç kaybetmişti yani genelde kazanıyor yani. Büyük bir başarısı var bunun. Onu da inkar etmemek gerekiyor. Başarıların devamını diliyoruz. Ee, i̇nşallah Avrupa'da da bir kupalar, kupa ve kupalar getirmeye başlar. Tabi Rus takımlarını geçmek gerçekten zor. Bu Rus takımları gerek erkeklerde gerek şeylerde. Yani onlar da basketbola gerekenden fazla yatırım yaptıkları için sadece basketbol kulübü olarak durdukları için çok da başarılı oluyorlar. Ee, amaçları o. Biz de ama şimdi mesela bir kulüpte bütün bir sürü spor branşı var. Rusya'dakiler de öyle değil sanıyorum sadece basketbol branşı var. Herkes basketbolu orada izliyor. Yani gerçekten onlar da o konuda başarılı oluyor. Tek konu olduğu için başarısızlık o ihtimali de yok. tabii rakiplerin böyle olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan bizim daha da çok çalışmamız, takımı iyi koordine etmemiz. Biraz da biraz da dikkat ederlerse gerçekten Avrupa'da şampiyonluğu da getirecekler. Çünkü Oynanan maçlara bakıyoruz. Yani bir, bir anlık gaflette giden maçlar 4 sayılık farkla e, ne bileyim bir şampiyonluk olabilirdi. E, biraz ama orada işte diyorum ya biraz havaya girmeden işleri yapsak gerçekten muhteşem olacak. E, biraz daha gayret. Ha, yani son topa kadar mücadele ettiğiniz zaman başarıyı da yakalıyorsunuz. E, i̇nşallah yani asla pes etmeyin. Pes etmediğiniz zaman mutlaka kazanacaksınız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, Beğenileri de yaparsanız çok seviniriz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. İyi bayramlar diliyorum.